Merhabalar arkadaşlar, bugün integral ile beraberiz. İntegrali 4 ya da 5 parçada bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bunları part part 1-2 hafta içerisinde tamamlayacağım. Önemli bir konu, hangi fonksiyonun türevi alınmış da bu elimizdeki fonksiyon bulunmuş? Bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yani aslında zamanda geri gitmeye çalışacağız. Ben kimin türevini almışım da bu fonksiyonu bulmuşum, bunu sorgulayacağız. Biz arkadaşlar matematikte buna fonksiyonun ilkeli diyoruz. Yani türevi alınmadan önceki hali nedir acaba? Bunu bulmaya çalışacağız. Hatırlayacaksınız, polinom ifadelerde türev almaya çalışırken ne yapıyorduk? Üstünü başa indirip üzerine bir eksiltiyorduk. Yani çarpma vardı. Üzerindeki sayıyla biz ne yapıyorduk? İfadeyi çarpıyorduk. Sonra üzerini bir azaltıyorduk. İşte integralde de tam tersini yapacağız. Türevle integral birbirinin bu yönüyle tersi diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl ki türevde üzerini başa indirip çarpıyorduk ve bir azaltıyorduk. İntegralde de üzerini bir arttırıp bu sefer böleceğiz. Orada azaltıp çarpıyorduk türevde. İntegralde arttırıp böleceğiz arkadaşlar. İlk soruya bakalım şimdi. İlk soruda arkadaşlar polinom ifade görüyoruz bakın. Dolayısıyla ne yapacağım ben burada? 3x karenin üzerini bir arttıracağım. Üzerini bir arttırıp 3 yapacağım. Sonra arttırdığım sayıya böleceğim. Bakın türevde azaltıp çarpıyorduk. Burada arttırıp bölüyoruz. Aynı şekilde burada 1'e gelelim. Bir de arkadaşlar bunun yanında görünmeyen aslında x üzeri 0 vardır. Yani eğer yanında bir değişken görmüyorsanız bunun kuvveti 0'dır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Üzerini bu sefer 1 arttırıp arttırdığımıza bölüyoruz. Bir de integralde arkadaşlar bugün c diye bir sayı gelecek. Hani İngilizcesi constant, sabit terim demek. Dolayısıyla baş harfi olan c'yi kullanıyoruz. Burada arkadaşlar bu sabit terim neden geldi? Çünkü eğer bir türev alınmamış fonksiyonda c varsa, orada bir sabit sayı varsa 3, 5, 7 gibi ne olduğunu bilmiyoruz biz bunu şu an. Bu sayı türevde yok olmuştur, sıfır olmuştur. O zaman biz geri giderken acaba orada ne vardı da sıfır oldu? Onu bilmediğimiz için oradaki sabit terim yerine c yazarız. Birazdan göreceksiniz zaten sorularda bu c'yi bulabileceğimiz ekstra bilgiler verecek bize. Ancak integralin önemli bir noktası arkadaşlar. Mutlaka buraya c eklememiz gerekiyor. Evet, bunun integralden önceki hali, yani türevi alınmamış hali bu ifadeymiş. Hemen yandaki soruya bakalım. Yine arkadaşlar üzerini bir arttırıyoruz. Üzerini bir arttırıyoruz. 5 oluyor. Sonra arttırdığımız sayıya bölüyoruz. Sonra arkadaşlar aynı şekilde 3x küp bölü 3. Sonra yine burada bakın 1 var, sabit terim. Yani yanında x üzeri 0 vardır. Her seferinde bunu söylemeyeceğim artık. Diyeceğim ki sabit terimler yanına x alarak çıkar. Ve mutlaka buraya bir tane c eklememiz gerekiyor. Çünkü acaba orada ne vardı da yok oldu bilmiyorum. Bilmediğim için onun yerine bir c harfi koymuş oluyorum. Sıradaki sorulara baktığımızda arkadaşlar çarpım durumları görüyoruz. Şimdi çarpım durumlarında arkadaşlar biz şey yapamayız. İntegral alamayız. Hani türevde de hatırlarsanız ne vardı? Çarpımın türevi için özel kurallar vardı değil mi? Ya da bölümün türevi için özel kurallar vardı. İntegralde arkadaşlar böyle özel kurallarımız maalesef yok. Onun için burada yapmamız gereken bazı teknikler. Bunu dağıtıp öncelikle ben polinom ifadeye dönüştürmek istiyorum. Şu 3x'i içeriye dağıtırsam arkadaşlar 3x kare artı 6x yapar mı? Evet, dx'imiz duruyor burada. Dolayısıyla arkadaşlar artık bir polinom ifadeye dönüştü. Polinom ne demekti? Değil mi? Dereceleri olan yan yana toplam şeklinde ifade edilen terimlerdi. Bunu artık çok rahat üstünü bir arttırıp arttırdığıma bölerek integral dışına çıkarabilirim. Yani 3x üzeri 3 bölü 3 artı 6x kare bölü 2 şeklinde çıkarabilirim. Bir sabit terimimiz vardı, bilmiyoruz ne olduğunu, onun yerine de c yazıyoruz. Çünkü türev aldığında bu c gitmiştir. Gerçekten şu ifadenin türevini alırsanız arkadaşlar bunu bulacaksınız. Gelelim hemen yandakine. Burada da yine arkadaşlar çarpım durumunda integral ya da alamıyoruz. Bölüm durumunda da integral alamıyoruz. Dolayısıyla bunları dağıtıp böyle polinom ifadeye dönüştürmeliyim. Şöyle dağıtırsam eğer 4x üp, bunu da buraya dağıtırsam eksi 3x kare artı 4x eksi 3 diyebilirim. Buradaki dx'imiz hep var biliyorsunuz. Bu bir gösterge zaten. Hani kime göre integral alacağız ya da kime göre türev alacağız. Bu gösterge önemli. Yine üzerini bir arttırıp arttırdığımıza bölerek çıkaralım. İntegral dışına. Aynı şekilde 3x küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2 eksi 3x. Ne demiştik? Sabit terimler yanına x alarak çıkıyor değil mi? Yani x üzeri 0'dan dolayı üzerini bir arttırıyoruz. X üzeri 1 bölü 1. Dolayısıyla bir x gelmiş oluyor hiç yoktan. Bir de artı c'miz tabii ki var. Hatta ben bunları böyle bırakıyorum ama sadece size bakın daha güzel ifadeler geliyor aslında. Değil mi? 3x kare artı c. Burada da aynı şekilde arkadaşlar sadeleştirirseniz x üzeri 4 artı x küp artı 2x kare eksi 3x artı c.
Bunlar demek ki arkadaşlar integralimizin sonuçlarıymış. Biraz önce şundan bahsetmiştik. Ne demiştik? O gösterge bizim için önemli. Orada dx ya da dy yazıyor olması bizim için çok önemli. Neden? Kime göre türev alacağız ya da kime göre integral alacağız? Bunu gösteriyor. Şimdi bakıyorum integralin içerisinde arkadaşlar dy var. Dy ne demek? Demek ki biz arkadaşlar burada y değişkenine göre ne yapmalıyız? İntegral almalıyız. O zaman y dışındaki değişkenler benim için sabit terim gibidir. Nasıl ki türevde sabit terim türeve katılmıyordu. Aynen integralde de böyle. Mesela o zaman buradaki 2x bizim için sabit terim sayılabilir. 2x sabit terim olduğu için integralin dışına çıkarabilirim. Bakın göstergemiz dy olduğu için x, a, b, c başka hangi türlü değişkenler varsa var. Bunların hepsini arkadaşlar sabit terim sayabiliriz. Şimdi artık değişkenimiz y olduğuna göre üzeri de 1 bunun bakın görünmeyen kuvveti. 2x şurada dursun. Üzerine bir arttırıp arttırdığıma bölerek ben bunu ne yapabilirim? İntegral dışına çıkarabilirim. En son bir artı c'miz de geliyor. Bakın ikiler sadeleşince demek ki xy kare artı c diye bu integralin sonucunu bulabiliriz arkadaşlar. Var mı soru işareti? Evet. Gelelim yan tarafa. Yan tarafta da arkadaşlar bölüm durumu var. Ne demiştik? Çarpım ya da bölümde bizim arkadaşlar integral dışına çıkarma şansımız yok. Ekstra özel yöntemler kullanmadıkça. Hazır bir formülü de yok bunun türevdeki gibi. Türevde neydi dikkat edin? Bölümün türevi, çarpımın türevi diye ayrı ayrı kurallarımız vardı. Burada böyle kurallarımız yok arkadaşlar. O zaman biz bunu mümkünse polinom ifadeye dönüştürmeye çalışacağız. Ya da polinom benzeri bir ifadeye. Yani yan yana terimlerin toplamında, toplam durumunda olduğu bir ifade oluşturmaya çalışacağım. Ortak payda olan arkadaşlar tek küpü şöyle ayrı ayrı yazabiliriz. Pardon t. Tek küp bölü tek küp eksi 2 bölü tek küp. Bu şekilde düşündüğümde arkadaşlar bakın ne oluyor? Şu ifade tek küp bölü tek küp 1'e dönüşüyor. Eksi şu ifadede ne yapıyor? 2 çarpı t üzeri eksi 3'e dönüşüyor. Değil mi? Hani kesirlerde hatırlayın aşağıdaki ifade yukarıya kuvvetini eksiyle çarparak çıkarabilirdi. Burada arkadaşlar artık yan yana toplam durumda ifadeler oluşmuş oldu. Her birini bağımsız olarak ayrı ayrı integral dışına çıkarabilirim. Unutmayın toplam durumdaki ifadeler ayrı ayrı integral dışına çıkabilirler. Ama çarpma ve bölmede böyle bir şansımız yok. O zaman biri ne yapacağım? Yanına x alarak x diye çıkaracağım. Pardon özür diliyorum. Değişkenimiz t'ymiş t diye çıkaracağım. Bunun da üzerini bir arttırıp arttırdığına böleceğim. Üzeri zaten eksi 3'tü. Bir arttırırsak arkadaşlar eksi 2 olacak ve eksi 2'ye böleceğiz. Tabii ki artı c'miz geliyor. Bakın burada biraz düzenleme yapacak olursak şu eksi 2 eksi 2 artı 1'e dönüşecektir. T üzeri eksi 2 de arkadaşlar 1 bölü t kare demektir. Artı c. Evet integralimizin sonucunu bu şekilde ifade edelim. Yine benzer birkaç soru çözelim. İyice pekiştirelim bu durumu arkadaşlar. Ne demiştik? Toplam durumdaki ifadeler ayrı ayrı integral dışında çıkabiliyorlar. O zaman bakın ben bunu ayrı bir hatta sabit çarpanlar da integral dışında yazılabiliyordu. Eksi integral içerisinde bunu da nasıl yazabilirim? 1 bölü kök u. du'larımız var tabii ki. Şimdi u zaten ne olacaktır? U kare bölü 2 diye çıkacaktır. Çünkü bunun üzerinde görünmeyen kuvvet nedir arkadaşlar? 1'dir değil mi? Üzerini bir arttırıp arttırdığımızda böyle çıkarabiliriz. Ha bunu henüz çıkaramıyorum. Burada birazcık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Diyorum ki şu 1 bölü u kareyi şöyle yazsam ben. Zaten bir sayının kökü demek üzeri 1 bölü 2 demek. Yani ben bunu u üzeri ne yapabilirim? Eksi 1 bölü 2 diye düşünebilirim. Neden? 1 bölü 2 kök demek aşağıdan paydadan paya çıkarınca da kuvveti eksiyle çarpılıyordu. U üzeri eksi 1 bölü 2 diye düşünürsek eğer bu ifadeyi. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Üstünü bir arttırıp arttığımızda bölerek yine bunu integral dışına çıkarabileceğiz. Üzerini bir arttırırsam u üzeri 1 bölü 2'ye dönüşecek. Çünkü eksi 1 bölü 2 1 eklerseniz değil mi? Artı 1 eklerseniz artı 1 bölü 2'ye dönüşecek. Ve bu yeni elde ettiğimiz kuvvete bunu bölüyoruz. Üstünü arttırıp arttırdığımızda bölüyoruz. Tabii ki bir sabit terimimiz var. Biraz düzenleyecek olursak arkadaşlar şu ikiler zaten sadeleşecektir. Buradan u kare kalacak. Buradan da şu 1 bölü 2 takla atıp yukarıya çıkacak. O zaman eksi 2 tane u üzeri 1 bölü 2 de zaten kökü u demekti. Artı c. En son arkadaşlar cevabımızı bu şekilde bulacağız. Hemen yandakine bakalım arkadaşlar. Yine benzer bir ifade var orada da. Ne yapıyorduk? İntegral dışında toplam fark durumlarını ayrı ayrı çıkarabiliyorduk. Yani ben şu 2x'i ayrı bir integralmiş gibi düşünebilirim. Eksi şurayı da ayrı bir integralmiş gibi düşünebilirim. Bakın eksisini buraya yazdım araya. Şimdi ne oldu? Zaten bu x'in görünmeyen kuvveti 1'dir. Tabi yanlarında dx'ler falan var. Ben onları yazmayacağım artık zaman kaybetmek için. Orada hep dx'ler olmalı. Üzerini bir arttırırsak arkadaşlar x kare bölü 2. Bunun da üzerini arttıracağım ama şu an bu bölümün durumunda. 1 bölü x kare yani bir polinom gibi sadece yukarıda olan toplam durumda ifadelerden oluşmuyor integral. O zaman bunu önce ne yapmalıyız? Biraz önceki gibi şu şekilde düzenlemeliyiz. Demeliyiz ki ben bunu yukarıya x üzeri eksi 2 diye çıkarabilirim.
Ha, şimdi yukarıya eksi 2 diye çıkardığıma göre ne yapacağım artık? Üstünü bir arttırıp arttırıma bölerek integral dışına çıkarabilirim. Üzerini bir arttırırsam x üzeri eksi 1 olur. Değil mi? Eksi 2'ye 1 ekledik. Artı 1 ekledik yani eksi 1'e dönüştü. Bölü eklediğim bu sayıya, şey pardon yeni elde ettiğim bu kuvvete bölüyorum. İkiler sadeleştiğini gördük. Buradan x kare kaldı. Eksiler gitti arkadaşlar. Artıya dönüştü. X üzeri 1 kaldı. Eksi 1. Tabii x üzeri eksi 1 de ne yapar arkadaşlar? 1 bölü c diye ifade edilir. Pardon 1 bölü x diye ifade edilir. Ve tabii ki sabit terimimiz artı c. Evet, bu integralde bu şekilde almış olduk arkadaşlar. Evet, ne demiştik? Bölüm durumda arkadaşlar integral alamıyoruz. Bölüm durumda integral alınamıyorsa bir şekilde bu bölüm pozisyonundan kurtulmamız gerekiyor. Ya çarpanlayarak sadeleşme yapacaksınız ya da biraz önce yaptığım gibi paydalar ayırıp işte yukarıya falan eksi kuvvetli almaya çalışacaksınız. Ama bir şekilde bu bölümden kurtulmaya çalışacağız bugünkü dersimizde. O zaman yukarıda bir açılım görüyorum. Dikkat ederseniz burası şeyin açılmış hali. Değil mi? X küpün açılmış hali. Yani orası aslında x eksi 1'in küpünün açılmış hali. Böyle aşağıda da zaten x eksi 1 var. Çarpı d eksimiz duruyor. Şimdi bu durumda yukarıda 3 tane x eksi 1 var. Çarpım durumda aşağıda bir tane var. Sadeleşirse aslında x eksi 1'in karesi kalmayacak mıdır burada? Şimdi bunu hala ben integral dışında çıkaramam. Ne yapmam lazım? Polinom benzeri bir yapıya dönüştürmeliyim. Yani tüm terimlerin toplam ya da farklı durumda olduğu bir ifade elde etmeliyim. O zaman diyorum ki tam kareyi açalım. Birincinin karesi eksi birinci ikinci çarpı iki katı 2x artı ikinci. D eksimiz var ama dediğim gibi artık onları ben pek yazmayacağım. Şimdi burada arkadaşlar ne olacak? X küp bölü 3 diye çıkacak bu dışarıya. Burası eksi 2x kare bölü 2 diye çıkacak. Ne yapıyorum? Üstünü bir arttırdığıma bölüyorum. Bakın görünmeyen kuvvet 1. Onu 2 yaptım ve 2'ye böldüm. Artı sabit terimde yanında x alarak çıkardı. Bir de buradan c oluşurdu. Evet gördüğünüz gibi sadece şu ikileri sadeleştirirseniz eğer değil mi? En sade haliyle düzenlemiş oluruz integralin sonucunu. Yan tarafa bakalım. Yan tarafta da yine bölüm durumu var. Ha bunlar arkadaşlar ileride değişken değiştirme yöntemiyle yapacağız bazılarını ama bugün değişken değiştirmeyi henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle çıkarmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey yine bunu yukarıdaki bir ifade dönüştürmek. Yani paydadan kurtulmak. Yukarıda x duruyor. Biliyorsunuz köklü sayılarda evet, burada da arkadaşlar yine benzer bir şey yapacağız demiştik. Ne yapacağız? Şu x yukarıda duruyor. Buradaysa x'in ne yapacağız? Üzerini 1 bölü 3 olarak ifade edeceğiz aşağıda. X üzeri 1 bölü 3. Daha sonra arkadaşlar bu yukarıya negatif olarak çıkacak. Şu integrali biraz daha güzel çizelim şuraya. Bu soruda da yine bu kesir durumdan paydadan kurtulmamız gerekiyor. Yukarıdaki x dursun aynen. Aşağıda ise bakın ne var? X üzeri 1 bölü 3 var. Köklü sayıyla biliyorsunuz bu şekilde kök dışına çıkarabiliyorduk. Dolayısıyla ikisini de yukarıya alırsak x burada dursun. Buraya da x üzeri eksi 1 bölü 3 olarak çıkacaktır. Yanındaki dx duruyor. Daha sonrasında bu çarpmada üsler toplanacağı için x üzeri 1 ile değil mi? Eksi 1 bölü 3'ü topladığımızda orası x üzeri 2 bölü 3 yapacaktır. Bu integral içerisinde tabii. Şimdi integrali artık çıkarmak çok kolay. Biraz önceki bölüm durumdaki ifadeden kurtulduk arkadaşlar. Ben bunu üstünü bir arttırıp arttırım sayıya bölerek integralden çıkarabilirim. Mesela x üzeri 2 bölü 3'e 1 eklersek arkadaşlar şöyle bakıyorum. Ne yapacaktır? 5 bölü 3. X üzeri 5 bölü 3. Bölü sonu arttırdığım sayıya bölüyorum. Artı c'miz tabii ki var. Sonra biraz düzelecek olursak aşağıdaki 5 bölü 3 ters çevirip yukarıya 3 bölü 5 olarak çıkacaktır. Çarpı x üzeri 5 bölü 3 artı c. İntegrali böyle bırakabiliriz. Evet, bu soru harika bir soru arkadaşlar. İntegral mantığını anlatmak adına gerçekten şık bir soru. Ne demiştik? İntegral türevin tersi denebilir. Yani ben kimin türevini almışım da bu fonksiyonu bulmuşum diye sorguladığımızda aslında integralini bulmuş oluyoruz. Şimdi burada polinom bir ifade göremiyor mu soruda? Deminkiler gibi üzerini bir arttırıp arttırdığım sayıya bölecek şekilde bir soru değil bu. Hatta f(x)'in ne olduğunu bile bilmiyoruz. O zaman diyoruz ki acaba kimin türevini almışım da bu içerideki şeyi bulmuşum. Buna odaklanmalıyım. Sonra düşünüyorum bu f(x) çarpı f(x) çarpı x'in türevine benziyor. f(x) çarpı x'in türevi. Değil mi? Gerçekten çarpımın türevi yapılmış burada. Ne oluyor? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birincinin burada olduğunu görürüz. Dolayısıyla böyle yazdığımda türevle integral birbirinin ötürüleceği için bu ifade dışarıya f(x) çarpı x artı atıyorum c diye çıkacaktır. Ya da atıyorum d diyelim. Karşıda c var karışmasın diye dedim. Eşittir. Burada x kare eksi x artı c var.
Zaten siz bunu karşıya attığınızda arkadaşlar fx çarpı x kalacak burada. Bu bir sabit terim. Yani 3, 5 gibi bir sayı. Bu da başka bir sabit terim. E bunları birbirinden çıkarınca yine zaten bir sabit terim gelmeyecek midir? Yani x kare eksi x eksi e diyelim. Çok önemli değil ne oldu? Yani o sabit terimler zaten birleşecek. Yeni bir sabit terim olacak. Biz onu bulsak yeterli. Bu arada da bize bilgi vermiş bu sabit terimi bulmamız için. F1'in arkadaşlar 3 olduğunu söylemiş. O zaman diyorum ki x'e 1 koyarsam f1 çarpı 1 eşittir 1 eksi 1 eksi e. E buradan ne oluyor? Dikkat ederseniz şu artı özür diliyorum artı e. Buradan ne oluyor arkadaşlar? F1'in de zaten 3 olduğunu bildiğimiz için 3 eşittir. Buradan artı 1 eksi 1 birbirini götürüyor e geliyor. Demek ki bu sabit terimimiz bizim 3'müş. O zaman fonksiyonu biraz düzenleyecek olursak şu yapıyı şöyle yukarılara bir yere yazıyorum. Ne olacaktır? Fx çarpı x eşittir. X kare eksi x artı 3. Her tarafı x'e bölersem fx'i bulmuş olurum. X kare eksi x artı 3 bölü x. Şimdi adam bize f3'ü sorduğuna göre x gördüğümüz her yere 3 yazabiliriz. 9 eksi 3 artı 3 bölü 3'ten. 3'ler birbirini götürür zaten. F3 de buradan yine arkadaşlar 3 çıkmış oldu. Burada da yine arkadaşlar ortada polinom yapısında bir ifade yok. Yani üstüne bir arttırıp arttırılma böleceğim bir yapı yok. Olmadığına göre yine bu acaba kimin türevi diye düşünmeye başlıyorum. Zaten bölü x kare falan görünce hemen aklıma bölümün türevi geliyor. Yani integral içerisinde aslında biz şunu düşünebiliriz. Sanki burada fx bölü x'in türevi varmış gibi geliyor bana. Bir kontrol edeceğim. Tam emin değilim. Görmem lazım. Birincinin türevi f türevi x çarpı ikinci bakın. Sonra eksi ikincinin türevi 1 çarpı fx bölü paydanın karesi. Evet doğru bilmişiz. Demek ki bu ifade arkadaşlar neymiş? Bölümün türeviymiş. O zaman türevle integral birbirini nötrleyeceği için çünkü aynı işlemleri tersini yaptığınızda birbirini nötrleyeceklerdir. Bu ifade dışarıya fx bölü x artı c diye yine d diye çıkaralım. Bir sabit terim olacak. Karşıda da zaten x artı c var. Şimdi f1'in 1 olduğunu söylediğine göre x'e 1 yazarsam f1 bölü 1 artı d eşittir 1 artı c. Zaten şu sabit terimler birbirini işleme girecekler. Yeni bir sabit terim oluşacak. O sabit terimin ne olduğunu bulalım. O da 1 artı e diyelim yeni oluşan sabit terime de. F1'in zaten 1 olduğunu biliyoruz ya. Buraya 1 dersem 1 eşittir 1 artı e'den e arkadaşlar 0 yapacakmış. O zaman demek ki fonksiyonun son halinde yani şurada değil mi? Ne olacak? Fx bölü x eşittir. X var burada. Zaten c ile d'yi kısaltıp buraya da artı e demiştik. E'nin de zaten 0 olduğunu bildiğimize göre hiç yazmamıza bile gerek yok. Demek ki fx fonksiyonu arkadaşlar x kareymiş. Şu x'i karşıya çarpmaya kattığında. Artık fx fonksiyonunu bulduğumuza göre f2'yi çok rahat söyleyebiliriz. F2 buradan 2'nin karesinden 4 olacaktır. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Eğer bir fonksiyon polinom yapısında değilse yani üstünü bir arttırıp arttırdığınızda bölerek hemen integral dışına çıkaramıyorsanız o zaman şunu sorgulamaya başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki acaba bu içerideki ifade kimin türevi? Hemen bakıyorum bölümün türevi aklıma geliyor. İçerideki ifade fx bölü arkadaşlar x'in türeviymiş. O zaman türevle integral birbirine ötürüleceğine göre bu dışarıya doğrudan fx bölü x diye çıkar. Yanına bir artı sabit terim d gelir. Eşitliğin karşı tarafında da x artı c var bakın. Bu sabit terimler birbirini kısaltır. Yani örneğin burada 3 var, burada 7 var. Siz bunları çıkarsınız. Burada yeni bir sabit terim oluşur 4 gibi. O yeni oluşan sabit terime de arkadaşlar e dedik. Tabii x'e de 1 verdiğim için f1 artı 1 artı e'den buradan e'yi 0 bulduk. Yani yeni oluşan sabit terim aslında 0'mış. Bu durumda fonksiyonumuz neydi bakın? Şurasıydı değil mi? Bunlar birbirini nötrleyip burada bir e bırakmışlardı ya sadece. E'de 0 bulduğumuza göre fx bölü x arkadaşlar gördüğünüz gibi x'e eşitmiş ve fx buradan x kare yapıyor. Artık istediğimiz her şeye ulaşabiliriz. Evet burada daha farklı bir soru tipi var arkadaşlar. İntegral dışına çıkarabiliriz. Bakın her iki tarafı integral dışına çıkaralım. Şey sol tarafı özellikle. İntegral dışına çıkarsam bu ne olacaktır? X üzeri 4 bölü 4 eksi x kare bölü 2 artı x diye çıkacaktır. Tabii ki artı bir sabit terim gelecek. Sabit terime d diyelim. Yine karşıdaki c ile karışmasın diye böyle diyorum. Sol taraf integralden böyle çıktı. Sonra fx var artı burada c var. Şimdi bu sefer geri bunun türevini alacağım. Geri türevini alacaksam arkadaşlar ne olacak bu durumda? Her tarafın türevini geri alıyorum. Bu sefer türev alırsan ne olur? Bu başa iner. 4x küp bölü 4. Eksi 2x bölü 2 artı 1. Zaten d yok olur. Buradan da f türevi ne gelir arkadaşlar? X gelir c de yok olur. Bakın ne oldu? Bunlar giderse x küp eksi x artı 1 eşittir f türevi x geldi. Şimdi bütün bunları yapmama gerek var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Neden? Çünkü biz aslında şunu biliyoruz. Türevle integral birbirinin tersi. Yani ben buranın türevini alırsam d bölü dx yaparsam tabii ki karşı tarafında türevini almam lazım d bölü dx. Diferansiyelle integral birbirini nötrler. Bu dx'ler de sadeleşir. Zaten türevle integral birbirinin tersi olduğu için doğrudan elimizde x küp eksi x artı 1 kalacağını biliyor muyuz sol tarafta? Sağ tarafta da zaten d bölü dx türev demek ya. Türev aldığımızda arkadaşlar f türev x
kalacak. Artı c'de sabit terim olduğu için türevde yok olacak. Bakın aynı şeyi bulduk mu? Evet. Demek ki türevli integral aslında birbirini ötürleyen ifadeler. Buradan bunu görmüş olduk. Bilerek bu şekilde uzatarak çözdüm. Bunu bir şekilde ispatlamış olduk. Şimdi artık f türevi 1'i bulduğumuza göre arkadaşlar, x'i bulduğumuza göre x yerine 1 yazabiliriz. Çünkü adam bize f türevi 1'i soruyor. Bu sefer 1'in küpü 1, eksi 1 artı 1. Bunlar birbirine ötürülecektir. F türevi 1 buradan arkadaşlar 1 gelecektir. Yine benzer bir yöntem kullanalım. Bize türevi soruyor. Bu sefer de oradan hemen her iki tarafın türevini alalım. Buranın d bölü dx, yani d bölü dx türev demek biliyorsunuz. Bu tarafın da d bölü dx'ini alırsak. Eşitliğin her iki tarafına aynı şeyi yaptığın sürece sorun yok arkadaşlar. Buradan d'ler integralle birbirini götürecek. dx'ler de zaten sadeleşecek. Sol taraftan fx artı x kare artı 2x kalacak. Sağ taraftan da türev aldığında zaten şu sabit terim yok olacak. Ama burada çarpımın türevi gelecek. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci, yani fx. Artı sonra ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci x gelecek. Evet, burada böyle bir yapı oluştu arkadaşlar. Buradaki fx ile buradaki fx'in birbirini götürdüğünü görüyoruz. Yani elimizde f türevi x çarpı x kaldı sağ tarafta. Sol tarafta ise x parantezinde x artı 2 kaldı. Bu x'lerin de sadeleştiğini görüyoruz. Yani f türevi x'in buradan x artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. Artık f türevi 3'e çok rahat gidebiliriz. 3 artı 2'den aradığımız cevap 5 mi olacaktır arkadaşlar? Yine f fonksiyonun yerel minimum değerini soruyor. Arkadaşlar yerel minimum ya da yerel maksimum gibi ifadeler ya da artan azalan gibi ifadeler. Bunları gördüğümüz zaman hemen aklımıza türev gelecekti. Ben de diyorum ki o zaman türevi hatırlayalım. Türev demek şu demek değil mi? Yani ben burada fx'in türevini bulmak istiyorsam eğer ne yapmam gerekiyor? Önce d bölü dx alarak bunu integralden kurtarmam gerekiyor. Bir kere integralden kurtaracağım, fx'i bulacağım. Sonra bir daha türev alıp f türeve gideceğim. Çünkü neden? Adam bana f türevin yerel minimum değerini soruyor. Yani birinci türevi fonksiyonda sıfır yapan değerleri soruyor bize. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İki kere türev alacağız. İlk türev bizi integralden kurtaracak. Dx'ler de bakın sadece fx bölü x kaldı. Tabii sağ tarafta da türev aldığım için bu 2x eksi 4'e dönecek. Sonra arkadaşlar sabit terim c zaten yok olacak. Şimdi burada fx'i bulduk. Fx ne olmuş oldu? 2x kare eksi 4x oldu. Bunun bir daha türevini almalıyım. Bir daha türevini almalıyım ki f fonksiyonun maksimum ya da işte atıyorum yerel minimum değerlerinden bahsedebileyim. Bir daha türevini alırsam bu 4x eksi 4 yapacaktır. İşte bakın ne oldu? Türevi 0 eşitlediğimizde x 1 gelecektir. Tablo çizdiğimizde baş katsayı sağ tarafta artı sol tarafta eksi azalan artan dediğimizde biz arkadaşlar f fonksiyonun burada bir minimum değeri olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yerel min değeri burada varmış. Bakın bunu türev konusunda anlatılacaksınız. Dolayısıyla bir noktasını yerine koyduğumuzda da fonksiyonda biz bunun yerel minimum değerini buluruz. Bakın burada yerel minimum oluştuğu apsisten bahsediyoruz. Aşağıda ise yerel minimum oluştuğu değerden bahsediyoruz. Yerel min değeri biri fonksiyonda yerine koyarak bulunur. Fonksiyon neredeydi? Bakın fonksiyon buradaydı. Burada biri yerine koyarsak ne olacaktır? 1'in karesi 1, 2, eksi 4'ten eksi 2. Yani cevabı C anlamı olacaktır. Evet, yine türevle integralsındaki ilişkiden bahsediyoruz. F fonksiyonun x eşittir 2 apsis noktasındaki teğetin eğiminden bahsediyor. Biz arkadaşlar teğet görüyorsak, eğim görüyorsak, böyle şeyler minimum maksimum değerler ya da artan azalan gibi ifadeler görüyorsak hemen aklımıza türev geliyordu. Şimdi eğim soruyorsa aslında f türev 2'yi soruyordur bize. Çünkü eğim demek türev demek biliyorsunuz. Türevde o noktayı yerine koyarsam o noktadan çizilen teğetin eğimini bulmuş olurum. Yani ben bu fonksiyonun türevini alıp 2 koymalıyım yerine. O zaman önce fx fonksiyonu bir oluşturalım. İlk başta fx'i oluşturmak için her tarafın türevini alıyorum ki integralden kurtulabileyim. Madem türevli integral birbirini ötürlüyordu değil mi? Bakın bunlar gitti. Sol tarafta x çarpı fx kaldı. Sağ tarafta da bir daha türev alırsak türevde üst başa iniyordu. Yani 4x üzeri 3 bölü 4 eksi 4x zaten sabit terim c yok oluyordu. Şu 4'ler sadeleşecek, bunları yazmayabilirim. Her tarafı x'e bölersem fx'i tamamen bulmuş olurum. X kare eksi 4. Bakın x'ler sadeleşti sağ tarafta. Şimdi fx'i bulduk ama biz f türeve gitmeliyiz. O zaman çünkü eğim istiyoruz. Türevde yerine koymalıyız iki noktasını. Bu da 2x yapacaktır. Şimdi 2'yi burada yerine koyarsam 2 kere 2'den bu noktadan çizilen teğetimizin eğimi arkadaşlar 4 yapacakmış.
Bu soru tipini de özellikle koydum arkadaşlar. Geçenlerde bir öğrencim geldi şöyle bir şey sordu. Dedi ki hocam dedi ya logaritma, trigonometre, sinüsün, integrali, türevi bunlar kalkmamış mıydı? Bunlar yok muydu? Yani neden soruldu? Denemede karşısına çıkmış böyle bir soru. Arkadaşlar evet bunlar kaldırıldı. Bunların türevi, integrali size sorulamaz. Muhtemelen zaten siz bunları birleştirdiğinizde bu logaritma ya da işte atıyorum trigonometrik ifadeler kendi içinde yok oluyordur. Geriye normal polinom bir ifade kalıyordur. Siz onun integrali almalısınızdır. Onun için de böyle bir örnekle koymak istedim karşınıza çıkarsa şaşırmayın diye. Bakın biz burada integralleri birleştirebiliriz. Yani içlerini toplayabiliriz kendi içerisinde. Nasıl ki hani fx artı gx'i biraz önce sorulardan bir tanesinde bilerek böyle ayrı ayrı yazmıştım arkadaşlar. Tek bir integrali ayrı ayrı yazabiliyordum. Şöyle. Ben bunun tersini de yapabilirim. Yani ayrı ayrı yazdığım bu integralleri arkadaşlar toplayabilirim de. Tek bir integral içinde de yazabilirim. O zaman diyorum ki tek bir integral içerisinde logaritma değil mi? 10 üzeri x çarpı tan x artı logaritma 10 üzeri x çarpı cot x diyebilirim. Dx'imiz duruyor. Şimdi biz şunu bilmiyor muyuz? Logaritmada çarpma demek aslında, özür diliyorum, toplama demek içlerin çarpımı demek değil mi? Yani ben bunu şöyle ifade edebilirim. Logaritma içerisinde içlerini çarpacağım. Yani 10 üzeri x çarpı tan x çarpı 10 üzeri x çarpı cot x. Dx'imiz duruyor. Zaten tan x çarpı cot x 1'dir arkadaşlar. Trigo'dan bunu biliyoruz. 10 üzeri x çarpı 10 üzeri x de üstler toplanır. Yani aslında bu ifade logaritma 10 üzeri 2x'e dönüşmedi mi? Dx. Logaritmanın özelliği geri arkadaşlar. Üstteki çarpan, şey üstteki kuvvet başa çarpan olarak inmez miydi? Yani 2x çarpı logaritma 10 olmadı mı? Dx. Logaritma 10 da zaten nedir? 1'dir. O zaman bu arkadaşlar 2x dx'e döndü. Bakın çok basit bir polinom ifadeye dönüştü. Buradan sonra da arkadaşlar demek ki üstünü bir arttırıp arttırdığımızda böyle integral dışına çıkarabiliriz. 2x üzeri 2 bölü 2. Bakın buradaki derecemiz 1 de üzerine bir arttırdık. Arttırdığımız dereceye böldük. İkiler sadeleşti. Demek ki geri x kare artı c kaldı. Evet, bu integralin değeri budur. Demek ki karşımıza böyle elenli, logaritmalı, sinirli, koslu, üstel bir şeyler gelirse bunların integral kuralını bilmediğiniz için almanız gerekmiyor aslında müfredat dışı onlar. Ancak onları siz normal logaritmik ya da trigonometri yöntemlerle birleştirdiğinizde ortadan kayboluyorlardır. Geriye polinom bir ifade kalıyordur. Onu da çok rahat integralini alabileceksinizdir. Dolayısıyla böyle bir soru görürse korkmayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi integrali 4-5 partta bitireceğim. Şimdi bir sonraki dersimizde belirli integralden bahsedeceğiz. Onu da birkaç gün içerisinde yayınlayacağım. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.